İyi günler arkadaşlar. Elektrik devreleri laboratuvarı 1 dersimizin 8. deneyini yapacağız. Bu deneyimiz Thevenin ve Norton uygulamaları deneyi içerisinde iki ayrı bölümden oluşmakta. öncesinde teorik bilgiler hem derslerinizde hem de deney filmimizde verilmiş durumda. Şimdi deneyimizin yapılışına geçiyoruz. Bu deneyimizde R1, R2 ve R3 olmak üzere 3 tane direncimiz kullanılmış. Bu dirençler 1.1 1, 1 kilo ohm, 2.2 kilo ohm ve 5.6 k. Şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki gibi ölçüm değerlerini yazmak için dirençlerimizi ölçüyoruz. Öncelikle bir tane direncimi aldım. Ben bunun 1 k olduğunu biliyorum. Ama değeri kaçmış onu görmek istiyorum. Paralel bir şekilde ölçüm proplarına bağlıyorum. Bunda artı eksi yön o kadar fark etmiyor. Niye? Çünkü biz direnç ölçüyoruz. Dirençte artı veya eksi diye bir şey olmuyor. Şu şekilde yerleştirdik. Evet 1K'lık direncimizin değeri 1.02 imiş. Bunu kenara alıyorum. R1 direnci olarak biliyorum artık bunu. Daha sonra 2.2K olarak bildiğim direnci aldım. Bunu yerleştiriyorum. Paralel olacak bir biçimde. Evet 2.2'lik direncimizin değeri kaçmış? 2.14 ve 15 arasında değişiyor. Bunu da buraya yerleştirdim. Artık bunun R2 olduğunu biliyorum. Son olarak geriye kalan direncimin de 5.6K olduğunu zaten biliyorum. Ölçüm değeri kaçmış? Bunları görelim bir. Şu şekilde paralel olarak yerleştirdiğimizde 5.53 kilo olmuş. Bunları tablo 8.1 seçilen dirençler tablosuna yazıyoruz arkadaşlar. Bunun da artık R3 direnci olduğunu biliyorum. Şimdi şuradan direnç ölçüm kablolarını çıkarıyoruz ve devrimizin kurulumuna geçiyoruz. Evet devrimiz arkadaşlar sonraki sayfada verilmiş. Şekil 8.5'teki devreyi bizden kurmamızı isteniyor. Devreyi incelediğimizde 3 tane direnç, 1 tane gerilim kaynağından oluşuyor. Bizim buradaki güç kaynağımızın çıkış gerilimi olarak sadece 1 tane kullanacağı için bunu seçtim ben. Şimdi devremizi kuralım. Öncelikle R1 direncini alın. Nasıl durmuş buradaki R1 direnci? Yatay bir biçimde duruyor. Ortada herhangi bir yere yatay bir biçimde koyabilirsiniz. Her zaman şekle benzetmek durumunda değilsiniz. Sadece anlaşılması ve gözünüzde canlandırması kolay olduğu için ben çoğunlukla şekli uydurma yöntemini tercih ediyorum. Bu biraz daha kolay oluyor. Seri paralel bazen kafanızı karıştırabiliyor. Daha sonra R2 direncimi aldım. R2 direncinin bir ucu, R1 direncinin bir ucu birleşmekte ve dikey olarak aşağıya doğru yerleştirilmiş. Ben de aynı şekilde dikey konumda olacak şekilde R1 ve R2'nin bir bacağını birleştirdim. Şuradan ikisi de aynı yerde. Ve R2 dikey konumda aşağıda diğer bacağı. Sonra devremi inceledim. R1 ve R2'nin birleştiği yerde bir de R3'ün bir bacağı birleşmiş. Bu yüzden ne yaptım? Şu birleştikleri noktaya R3'ümü de yerleştirdim. Ve R3'ümü yatay bir konumda şu bordtaki deliğe yerleştiriyorum. Şu şekilde R1, R2 aşağıda, R3 de yatay konumda duruyor. Üçü de aynı noktada birleşti. Evet, bu tamamlandıktan sonra geriye ne kalıyor arkadaşlar? Vs kaynağı kalıyor. İncelediğimizde Vs kaynağının artısı R1 direncine değmiş. O zaman Vs'in artı ucundan artı probunu çıkarttım. Kırmızı probu ben ne yaptım? R1'in bu ucuna bağladım. Daha sonra devreyi incelediğimizde Vx'in Vs Vs'in eksi ucu neredeymiş? R2'nin boştaki ucuna. Siyah buradaki eksi ucundan çıkan kablo. Aldım buradaki kablonun probunu. Siyah kablo probunu atlama kablosu ile beraber R2'nin bir altına hemen yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde devremizin kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bizden burada artık TV'nin uygulamasını geçilmesini isteniyor. Peki bizim burada asıl amacımız ne? Normal şartlarda arkadaşlar biz TV'nin ve Norton uygulamalarını ne amaçla kullanıyoruz? Şu şekilde A ve B uçlarından bakıldığında burada bir yük ya da herhangi bir başka bir eleman bulunabilir burada. Bizim bu A ve B uçlarının sol tarafında kalan devrenin buradaki RL yükü üzerindeki eşdeğer devresi nedir? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Burada görüldüğünde devremiz aslında tek bir kaynaktan ve 3 tane dirençten gözüküyor. Bu aslında basit bir devre. Fakat buradaki devre çok daha karmaşık bir devre olsaydı, farklı kaynak çeşitleri içerseydi, direkt bu buradaki elemanla beraber hesaplaması bizim için zor olacaktı. Bu yüzden biz buradaki total devreyi bir eşdeğer devreye dönüştürüyoruz ki bizim hesaplamalarımızda işimizi kolaylaştırsın. Şimdi ilk olarak biz RTV'nin yani TV'nin eşdeğer direncini bulmak ile başlıyoruz. Ne diyor bize üçüncü adımda? Giriş kaynağını kısa devre yaparak AB uçlarından görülen RTV'nin direncini ölçünüz diyor. Şimdi ben buradaki VS kaynağını kısa devre yaparsam kısa devre olması ne demek artık arkadaşlar? Şuradan ve şuraya aşağıya ben bir kablo çekiyorum gibi düşünebilirsiniz. Ben bu kabloyu çektiğimde, buraya kısa devre yaptığımda, artık bu V.S kaynağının herhangi bir anlamı var mı? Çünkü buradan herhangi bir şekilde akım geçmeyecek. Niye? Akım her zaman en kolay yolu tercih ediyordu. Siz kısa devre yaptığınız için doğrudan böyle aşağı inecek, artı ve eksi ucu birleştirdiğiniz için zaten zararlı bir durumda ortaya çıkmış olacak. Bu yüzden ben bunu kısa devre yaptığım durumda direkt otomatik olarak V.S kaynağını kaldıracağım. Bu yüzden devremizden VS kaynağını öncelikle söküyoruz. Bunu kenara aldım. Şimdi diyor ki bunu kısa devre yapın. Kısa devre yaptığımızda ne oldu? Şuraya dümdüz bir çizgiyle bakır kablo bağlamış gibi düşünebilirsiniz. R1'in şuradaki ucu geldi aşağıya noktaya ve ne olmuş oldu? R1 ve R2'nin şuradaki uçları da birleşmiş oldu. Zaten burada R1 ve R2 R3'ün bu uç noktasında birleşiyorlardı. Diğer şuradaki uçları da birleşince R1 ve R2 birbirine paralel, R3 de bunlara seri olarak gerçekleşmiş oldu. Şimdi bunu yapıyoruz. Kaynağımız zaten kısa devre olduğu için ben devreden almıştım. R1'in şuradaki ucunu alıyorum. R2'nin şuradaki ucuna yerleştiriyorum artık bu devremizde biz RTV'ni ölçebiliriz. RTV'nin nasıl ölçün diyor bize? A ve B noktalarından bakıldığındaki eşdeğer direnci soruyor. Bu yüzden yine biz direnç ölçümü yapacağız. O yüzden aldık kablomuzun birini bir tanesini A noktasına yani R3 direncinin boştaki ucuna diğer ölçüm ucunu da nereye koyuyoruz arkadaşlar? B noktasına yani R2'nin bir ucuna. Aynı zamanda B noktasında kısa devre olduğu için artık ne var? R1 var. Bunu da unutmayalım. Şu şekilde şuraya yerleştiriyorum. Evet. Görüldüğü gibi arkadaşlar bizim bu devremizin eşdeğer direnci kaçmış? 6,24 kilo olmuş. Bunu TV'nin teoremi uygulaması tablo 8.2'de RTV'nin yazan yere yazıyoruz. Şimdi dördüncü adama geçiyoruz. Giriş gerilimini tekrar devreye alarak VTV'nin gerilimini ölçünüz diyor. Şimdi de VTV'nin gerilimini ölçeceğiz. Normal şartlarda arkadaşlar biz ne yapıyorduk şu an? A ve B'den bakıldığında VTV'nin, RTV'nin ve Norton uygulamasını buluyorduk. Normalde ne yapıyoruz? Burayı, bu uygulamada açık devre yapıyoruz ve buradan gözüken bakıyoruz. Yani bizim şu yük üzerindeki etkisini bulmak için A ve B noktaları açık devre yapılıyor ve A ve B noktalarından bakıldığındaki gerilim ölçülmeye çalışılıyor ki bu yüke olan etkiyi bulmak için. Ne yapıyoruz şimdi? Buradaki kısa devreyi bozuyoruz. Giriş gerilimimizin eksisi daha önce neredeydi arkadaşlar? Şu ölçüm ucunu da koparalım. Sonra geriye alacağız. Eksi ucumuz neredeydi arkadaşlar? R2'nin aşağısında. Artı ucumuz neredeydi? R1'in şuradaki ucunda. Ve devreye almış olduk giriş gerilimimizi. Bizim giriş gerilimimiz tablo 8.2'de kaç verilmiş? 5 volt verilmiş. 5 voltu buradan ayarlıyoruz. Şöyle yaklaşık 5 volt olacak şekilde ayarladık. Ve şimdi VTB'nin haşı bulmak için arkadaşlar A ve B noktalarından gerilimi ölçeceğiz. Şunu bir uyandıralım. Daha sonra da gerilim kademesini alalım. 20 volt maksimum 20 volt ölçecek şekilde ayarlayalım. A ve B noktalarından bakıldığındaki gerilim değeri kaçmış? Bakıyoruz. R3 direncinin orası A noktasıydı. R2 direncinin bu noktası da B noktasıydı. Buradan bakıldığında gördüğümüz gerilim kaçmış arkadaşlar? 3,46 volt. Evet, 3,46 voltu da tablo 8.2'ye yazıyoruz. Şimdi biz artık buradaki devremizi nasıl ifade edebiliriz? Sizin bu teorik bilgilerinizde de gözükebileceği gibi arkadaşlar şekil 8.2 TV'nin uygulanmış devreye bakacak olursanız ben şimdi buradaki değerleri biliyorum ve TV'nin haşı kaç bulmuştuk 3,46 volt RTV'nin kaç bulmuştuk 6,24 kilo 10. şu şekilde şu an size şimdi göstereceğim Evet. Bizim şuradaki şekil 8.5'teki devremizin TV'nin eşdeğer devresi nasıl gözükmüş oldu arkadaşlar? 3,46 voltluk bir gerilim kaynağı ve 6,24 kilo ohmluk bir TV'nin eşdeğer direnci ile artık buradaki devrenin eşdeğer devresini bulmuş olduk. Şimdi Norton'a geçiyoruz. Norton'da bu sefer ne olacak? Gerilim kaynağı yerine akım kaynağı kullanacağız. Şimdi uygulamasına geçelim. Norton eşdeğer devresinde arkadaşlar teorik bilgilerden bileceğiniz gibi RTV'nin direnci ile R Norton direnci aynı şekilde bulunmakta. Bu yüzden tekrar işlemleri yapmamıza gerek kalmıyor. Bizim Norton direncimizin değeri 6,24 kilo ohm olarak bulunuyor. Fakat bizim I Norton akımını bulmamız gerekiyor. Bunun içinde ne diyor? Norton eşdeğer devresini oluşturmak için AB uçlarını kısa devre yaparak bu koldan geçen ÖN akımını önceki adımlarda uyguladığımız giriş gelimi altında ölçünüz diyor. Şimdi ne yapacağız biz? Şu devremizdeki A ve B'yi kısa devre yapacağız. Yani şuraya dümdüz bir kablo çektiğimizi düşünelim. A ve B kısa devre oldu. Ve biz artık buradaki kısa devre akımını bulacağız. Yani şu araya biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane ampermetre atacağız. Şimdi devremize geri dönelim. Şurada bizim VTV'nin kalmış bunun ölçüm proplarını çıkartıyorum. Şimdi akım proplarımı alıyorum. Şu şekilde ayırıyorum. Karışmasınlar birbirlerine. Şuradaki multimetrem zaten akım kademesindeydi. Şurası miliamper, şurası her zaman komda. Aklınızda olsun. Bizim asıl kırmızı ucumuz arkadaşlar neydi? Ölçüm ucuydu. Akımın A noktasından yani R3 direncinden B noktasına doğru aktığını farz ederek yani R2'nin buradaki ucuna aktığını farz ederek bu arasındaki akımı ölçüyoruz. Evet. Akım değerimiz kaç çıktı arkadaşlar? 0.54 mili amper değeri çıktı. Şimdi devremizin teorik, deneyimizin teorik kısımlarına gelecek olursak, burada Norton teoremi yazan yerde Norton uygulanmış devresi gözükmekte. Nasıl oluşmuş arkadaşlar Norton uygulanmış devre? Bir tane akım kaynağı buna paralel R Norton ve bizim yükümüz. Biz zaten burada tüm ölçümleri gerçekleştirdik. Akım kaynağımızın değeri 0.54 mA. bizim direncimizin değeri de yine kaç 6.24 24 kilo ohm. Bizim buradaki devremizin Norton eşdeğer devresi de nasıl oldu arkadaşlar? Bir tane akım kaynağı ve buna paralel bir dirençten oluşmuş oldu. Tv'nin nasıl oluşmuştu? Bir tane gerilim kaynağı ve buna seri bir tane dirençten oluşmuş oldu. Son aşamada da zaten verilen ve ölçülen değerleri kullanarak Norton TV'nin eşdeğer devresini çiziniz diyor. Evet bu şekilde arkadaşlar 8. deneyimizi de sonlandırdık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.